Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programında Necm Suresi 1-18. ayetler arasını değerlendireceğiz. Okuyacağımız bu bölüm, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Cebrail Aleyhisselam'ı görmesi veya Miraç'ta sema alemlerine yükseltilip ta Sidretül Münteha'ya kadar yükseltilmesi ve Cenab-ı Hakk'ın büyük ayetlerinden bir kısım ayetleri görmesi. Bununla alakalı bir bölüm. Sübhanellezi Esra ile başlayan İsra suresinin başında orada Allahu Teala Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın miracını haber veriyor. Buna İsra deniliyor ve İsra gece yürüyüşü. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kafirlerin kendisini yalanlamasından hayli üzgün olduğu bir zamanda Cenab-ı Hak Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı önce bir gece yürüyüşü, gecenin bir vaktinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, yani Mekke-i Mükerreme'deki Kabe'den Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya kadar götürüyor ve oradan da sema alemine, ulvi alemlere yükseltiyor. Buna da Miraç deniliyor. Bugünkü okuyacağımız ve Necmi İzâ Heve ve 18. ayete kadar olan kısım bununla alakalı olarak da değerlendirilmiştir. Ve Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam Miraç'taki bazı durumlarını anlatmaktadır. وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَى Battığı zaman yıldıza and olsun. Battığı zaman yıldıza yemin ederim ki. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala değişik mahlukatına yemin ediyor. Hangi şeye yemin etmişse o şeye daha dikkat çekiyor. Burada necim, yıldız anlamında ve yıldızın batması, gözden kaybolması demek ki önemine binaen ayet-i kerimede bu şekilde yer almış. Öte yandan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine de nücum tabiri kullanılır. Yani yıldızlar. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerine bir işaret olarak da değerlendirilebilir. Zaten devamında da bu manaya daha çok bir işaret var gibi. Mâ dalle sahibukum ve mâ gavâ. Sizin sahibiniz, arkadaşınız yoldan çıkmadı ve batıla da inanmadı. Burada sizin sahibiniz diye bildirilen Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ve muhatap o dönemdeki müşrikler. Yani müşrikler Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la alakalı o yoldan çıktı, batıla gitti gibi ifadeler kullanıyorlardı. Allah-u Teala bu ayetiyle onun batıl bir yolda olmadığını, yoldan çıkmadığını ifade buyurdu. وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى O hevadan konuşmaz. Peygamber kendi keyfine göre, kendi arzusuna göre konuşmaz. اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى O ancak kendisine vahyedileni söyler. Burada nazara verilen husus Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Kur'an-ı Kerim'le alakalı durumu. Yani Allah'ın kelamıdır diye size söylemiş olduğu, Kur'an ayetleri olarak size anlatmış olduğu onun kendi ifadeleri değildir. O Allah'tan geleni, kendisine vahyedileni bildirmektedir. Bazı zatlar وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوْحَى O kendi hevasından konuşmaz, ancak vahyedileni söyler. Bu ayete dayanarak Peygamberimizin bütün konuşmalarını vahiy şeklinde değerlendirmişler. Ancak o manada değerlendirmek çok da isabetli değildir. Çünkü Peygamberimize iki cihetten bakmak gerekir. O Allah'ın Resulüdür ve aynı zamanda Allah'ın kuludur. Abduhu ve Resuluhu diyoruz. Kelime-i şehadeti de söylerken Allah'ın Resulü olması itibariyle o kendisinden bir şey söylemez. Allah'ın ona vahyettiğini söyler. Ama abdi, kulu olması cihetiyle elbette kendi ferasetiyle, içtihadıyla bir takım değerlendirmelerde bulunur ve Kur'an ayetlerinin açıklamasını da yapar. Mesela Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam günlük hayatında yolda giderken birisiyle biraz sohbet ettiğinde bu sohbete de nasılsın, iyi misin gibi ifadelerine de vahiy nazarıyla bakmak
uygun değildir. O kendisine verilen melekeleri en güzel bir şekilde değerlendirmiş ve ona göre de o kutsi kuvvetiyle gelen ayetlerin açıklamasını da yapmıştır. Ve bunları yaparken de dinle alakalı olan meselelerde genelde vahye dayalı olarak bunları yapmıştır ve o şekilde insanlara bildirmiştir. Kur'an-ı Kerim'de قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوْحَا اِلَيَّ bu gibi ayetlerle bu zaten ayrılıyor. Net bir şekilde ayrılıyor. De ki ben de sizin gibi bir insanım ancak bana vahyediliyor. عَلَّمَهُ شَد۪يدُ الْقُوَى kuvveleri şiddetli olan ona öğretti. Burada bu Cebrail'in bir vasfı olarak değerlendirilebilir. Yani kendisine müthiş kuvveler verilmiş olan Cebrail ona öğretti. Allah Cebrail'e neyi bildirmişse Cebrail de peygambere bunları talim etti. Zü mirratin o kuvvet sahibidir. Festeve ve doğruldu. Ve huve bil ufukul ala o ufuku alada iken. Burada ufuku alada olan Cebrail olarak genelde açıklanmış. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail'i iki defa asli suretiyle görüyor. Bunlardan birisi vahyin bidayetinde, diğeri de Miraç olayında. Ve Miraç olayında Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselam ufku kaplamış vaziyette, artık kanatları nasıl bilemeyiz, hayal edemeyiz. Bazı rivayetlerde 600 kanatlı şeklinde ifade ediliyor. Artık nasılsa, gerçekteki görüntüsü nasılsa asli sureti üzere görüyor. Sümme dene fetedelle, sonra yaklaştı ve sarktı. Ufuku alada olan Cebrail peygambere yaklaştı, sarktı. Fekâne gâbe gavseyne ev edine, böylece kâb-ı kavseyn ev edina denilen durum meydana geldi. Bu yakınlığı bildiriyor. Kâb-ı kavseyn ev edina. Bir nevi huzura kabul gibi bir olmak, beraber olmayı ifade eden bir deyim. Araplar arasında ortak hareket etmek, bir ve beraber olmayı sembolize etmesi açısından iki yayı birleştirip iki yayla bir ok atıyorlar ve buna Kâb-ı kavseyni ev edine diyorlarmış. Ve böylece bir ve beraber olmak ifade ediliyor. Burada da Cebrail aleyhisselamın asli suretiyle peygamberimizle beraber olması ve o şekilde yakınlığı ifade edilmiş. فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا böylece Allah kuluna vahyettiğini vahyetti. Yani neler neler vahyetti. Artık neler vahyetti bu burada ifade edilmiyor. Ama üslup itibariyle vahyettiğini vahyetti derken neler neler çok şeyler vahyedildi. Böyle bir üslupla anlatılıyor. Hani birisi diyelim yurt dışına gider ve döndüğünde ona sorulur neler gördün? O da neler gördüm neler dediği zaman çok şeyler gördüğünü anlatmış olur. Burada da Allah kuluna vahyettiğini vahyetti derken neler neler vahyetti, çok şeyler vahyetti. Bu mana ifade ediliyor. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam ümmi bir insan. Okuması yazması yok. Normalde okuma yazması olmamak bir noksanlıktır. Ama peygamberimiz için bu bir noksanlık değildir. Çünkü o üstad-ı ezelisinden ders alıyor. Cenab-ı Hak'tan ders alıyor. Ve şedidül kuvva olarak ayette ifade edilen Cebrail'den ders alıyor. Böyle olunca evet ümmi fakat bizim bilmediğimiz nice şeyleri biliyor. Ve görmediğimiz nice şeyleri görüyor. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurur. İnni erâ mâ lâ teravne ve esmeu mâ lâ tesmeun. Ben sizin görmediğinizi görürüm, duymadığınızı duyarım. İşte Miraç olayında da mesela Peygamberimizin Cebrail'i asli sureti üzere görmesi, beraberce gitmiş oldukları sema menzillerinde melekleri görmesi, orada makamı bulunan peygamberlerle görüşmesi, ta cennete kadar, cennetül mevaya kadar götürülmesi
ve oralardaki durumları yine görmesi, Cenab-ı Hakk'ın rüyetine, kelamına mazhar kılınması bunlardan bazıları. Mâ kezebel fuâdu mâ râe, kalp gözün gördüğünü yalanlamadı. Hani insan çok garip bir şey görür ve şöyle gözlerini bir ovuşturur. Acaba rüya mı görüyorum? Gördüğünü kabullenmekte zorlanır. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Miraç'ta öyle şeyler gördü ki bunları ifade edebilmek mümkün değildir. İşte normalde bir insan öyle bir şeyi gördüğünde rüya mı görüyorum, hayal mi görüyorum, bir halüsinasyon olayıyla karşı karşıya mıyım diyebilir. Ama Miraç olayında göz neyi görmüşse kalp de onu tasdik etti. اَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى. Ey müşrikler, artık siz onun gördüğü şeyler hususunda onunla mücadeleye mi girişiyorsunuz? Onunla bu konuda tartışıyor musunuz? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuda tartışılacak bir insan değildir. Anlattıkları kabul edilecek bir elçidir. Dolayısıyla ona karşı mücadele etmek, tartışmak değil, size düşen onun bildirdiklerini kabul etmektir. Ama şu da bir vaka, peygamberler ve başta Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Allah'tan gelen vahiy ile bu gibi hakikatleri anlattıklarında genelde muhatapları o seviyeye çıkamadığından yalanlama cihetine gitmişlerdir. Belki de bu bir melem yuhitu bi ilmihim. Yani onlar ilmen ihata etmedikleri ve lemme yetihim tevilu ve daha tevili kendilerine gelmeyen şeyi yalanladılar. Bu mana genelde tecelli etmiş. İlimlerinin ulaşmadığı, henüz tevili kendilerine gelmeyen hakikatleri insanlar inkar etme cihetine gitmişlerdir. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam da miracını haber verdiğinde muhatapları bunu tamamen böyle bir yoldan çıkmak, bir nevi haşa aklını kaçırmak gibi o manada değerlendiriyorlar. Gecenin bir vaktinde böyle bir şey nasıl mümkün olur? Ta sema alemlerine yükselmek, Cebrail aleyhisselamı görmek, ta Cennetül Mevva'yı görmek, bu nasıl olur? Bunu kabul edemiyorlar. Ve kabul edemediklerinden dolayı da gerçekten mücadele cihetini tercih ediyorlar. Halbuki şu anda teknolojik olarak nice harikalarla iç içeyiz. Bunlar 500 yıl önceki insanlara anlatılsa, doğrudan onları anlatmış olsak herhalde bize de deli diyebilirlerdi. Mesela elimize cep telefonunu alsak, görüntülü olanlardan, desek ki biz bununla dünyanın ta öbür ucundaki insanla konuşabiliyoruz, hatta birbirimizi görebiliyoruz. Bunu o zamanki insanlar idraki anlamazdı ve bizi belki delilikle itham ederlerdi. Körler ülkesinde gözü açık bir insan, gözleri açık olan, gören bir insan olsa, renkleri falan anlatsa, o körler ülkesinin mensupları onu kabulde bayağı zorlanırlar. Çünkü renkler onlar için gayiptir ve anlayamayacaklardır. Ancak iman edebilirler renklerin varlığına, inkar edebilir, onları kabul edebilirler, iman edebilirler. İşte Peygamber aleyhissalatü vesselam ve diğer peygamberler kavimlerine geldiklerinde kavimlerinin genelde gözü açılmamış, kalp gözü açılmamış. Böyle olunca peygamberin anlattıklarını kuşkuyla karşılıyorlar ve kabul etmiyorlar. Mesela meleklere iman, bizler iman gözüyle bunu görebiliyoruz. Alemde meleklerde var. Ama kafir olan birisi alemde sadece maddeyi görüyor. Maddeden daha ilerisine ulaşamıyor. Böyle olunca da melekleri kabul edemiyor. Öte yandan dünya sadece işte hayat sadece dünya hayatından ibarettir. Ahiret diye bir şey yoktur diyorlar. Çünkü gördükleri sadece dünya, ilimden ulaşabildikleri sadece bu kadarı. Halbuki dünyayı yaratan ahireti de yaratır. Dünya ve ahiret iki menzil gibi. Bir zamanlar 1492 yılına kadar Amerika bilinmiyordu. Ama Amerika'nın bilinmeyiş olması Amerika'nın yokluğu anlamına gelmez. Günün birinde biri çıkar, Christoph Kolomb gibi, oraya kadar gider ve yeni bir dünyayı keşfeder.
İşte o zamana kadar insanların görmediği, bilmediği Amerika nasıl bir gerçekse, hakikat olarak varsa, kafirlerin görmedikleri, kabul etmedikleri ahiret alemi ve ahiret aleminin menzilleri olan cennet, cehennem de elbette vardır. Öte yandan alem sadece görülenlerden ibaret değildir. Alemde görülmeyen varlıklar da vardır. Melekler, ruhaniler gibi. Ama işte kafir olanlar bunları reddediyorlar ve peygamberle mücadele etme cihetini tercih ediyorlar. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً اُخْرَى Andolsun ki peygamber onu başka bir seferde, inişte gördüm. اِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى سِدْرَةُ الْمُنْتَهَادَ Burada iki türlü mana verilebiliyor. Yani Miraç'ta peygamberimizin önce Cebrail'e karşı konumu, Cebrail yukarıda, peygamberimiz aşağıda ve Cebrail aleyhisselam sarkıyor, aşağıya iniyor. Ancak Sidretül Müntaha denilen noktaya gelindiğinde, tabi Sidretül Müntaha nedir? Bu genelde Şeceretül Kevn, kainat ağacı şeklinde de ifade edilir. Varlık aleminin bir nevi nihayeti gibi, şu görülen alemlerin nihayeti gibi. Elbette kainatın da sınırları var. Belli bir noktadan sonra Cebrail aleyhisselam, ya Resulallah ben bir adım daha atsam helak olurum, yanarım diyor. Ancak daha ilerisine Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam alınıyor ve huzura kabul ediliyor. İşte dönüşte Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam Cebrail aleyhisselamı yine asli sureti üzere görmüş oluyor. Burada nezle, nüzul, inmek anlamında bu şekilde bir inişte onu görme şeklinde açıklanabilir. İndehâ sidretül münteha ve orada sidretül münteha, yani sidretül münteha yanında gördü. İndehâ cennetül me've ve orada cennetül me'va var. Yani işte meleklerin, şehitlerin bulunduğu cennet genelde bu şekilde açıklanır. Cennetin isimlerinden bir tanesidir. Cennetül Me'va. İz yağşe sidrate me yağşe. O zaman sidreyi bürüyen bürüyordu. Artık ne gibi tecelliler oldu, neler oldu bilemiyoruz. Buralar üstü kapalı olarak ayette ifade edilmiş ve müfessirler de çok fazla bir şey dememişler bu konuda. Bunlar insanın merak duygularını da kamçılayan, tahrik eden, acaba neler oldu diye merak ettiren ifadeler. Mâ zâgal basaru ve mâ tağa, göz kaymadı ve gördüğünü inkar etmedi. Yani göz neler görmüşse muhatap olabildi ve gördüklerini inkar etmedi. Lagad ra'e min ayat rabbihil kübra, Rabbinin büyük ayetlerinden gördüm. Miraç'la alakalı İsra suresinin birinci ayetinde de yine orada Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinden bir kısmını görmesi, linuriyehu min ayatina, ona ayetlerimizden gösterelim diye böyle bir İsra'yı gerçekleştirdik buyuruyor Cenab-ı Hak. Burada da Miraç'ta Peygamber Efendimiz'e büyük ayetlerin gösterilmesi nazara veriliyor. Ve gerçekten bugünkü okumuş olduğumuz kısım, böyle zamirler, zamirlerin merci'i, bunlarla alakalı birer kavram olması, bu kavramların muhtevası itibariyle bu gibi yönlerle düşünüldüğünde Kur'an-ı Kerim'de anlaşılması gerçekten zor olan, manada çok derinlik bulunan bir yer. Zaten Miraç'ın kendisi başlı başına çok harika bir durum ve aynı zamanda insanın varabileceği nihai durumları gösteren, önünün ne kadar açık olduğunu gösteren bir durum. Arzlı bir varlık olan şu insan, alemlerin Rabbinin muhatabı, özel olarak huzura kabul edilebiliyor ve Peygamberimize gerçekleşen bu durum, diğer alemde ehli cennete, Cenab-ı Hakk'ın rüyetine, kelamına mazhariyet tarzında tecelli edecek ve böylece insan şu Kesret Dağı dağısından kurtulup doğrudan Rabbine mülaki olacak. Cenab-ı Hak bizleri
lütfuyla, keremiyle cennetine, cemaline mazhar olan bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.